Merhaba, ben Invest Ağza Yatırım Menkul Değerlerden Barış Güvenç. Geldik o malum Brexit gününe diyebiliriz. Çünkü neredeyse bir aydır piyasalarda her taşın altında Britanya olduğu için alınacak kararların devamlı ertelendiğini ya da askıya alındığını gördük. Çünkü bugün gelecek olan karar ciddi anlamda dünyadaki çoğu düzeni yerinden oynatacaktır. Avrupa Birliği'nde kalma kararı geldiği takdirde piyasalarda birliğin beraberliğin mesajını verecek olan bir birlik olacaktır. Ancak çıkış yönünde gidilebilecek bir kararda ise hem birlik için önemli yapı taşlarından birini kaybedecek hem de diğer ülkeler için birlikten nasıl çıkış olacağına dair bir yol göstermiş olacaktır. Gelecek olan sonuçları çok yakın olarak takip ediyor olacağız. Türkiye tarafına bakacak olursak, dün gelen veriler eşiğinde Haziran ayında tüketici güven endeksi %1 artışla 69,43 olduğunu gördük. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası iktisadi görünüm ve para politikası sunumunu yayınladı. Sunumda dış ticaretin cari denge üzerinde iyileşmesini desteklediğini, iç talebin de bununla beraber büyümeye destek verdiğini belirtmişler. Ayrıca son aylarda işlenmiş gıda fiyatlarındaki olumlu seyrin çekirdek enflasyonun gelişimine bağlı olarak enflasyonda belirgin bir düşüş olduğunu belirtmiş, sıkı duruşun korunması gerektiği vurgulanmıştır. Eurodolar paritesinde dün kısmen alımların geldiğini gördük fakat yön konusunda konuşmak için erken gibi görünüyor. Aşağıda 1.12.35 üzerinde kaldığı sürece alımların devam etmesi beklenebilir. Bugün açıklanacak her kalma yanlısı bölge için paritede alımların dolaylı olarak gelmesi beklenebilir. Kırılmaları ise bugün volatilitenin artacağını düşünürsek aşağıda 1.10.95, yukarıda ise 1.14.65 seviyesi olarak değerlendirmek mantıklı olacak gibi görünüyor. Faiz kararı sonrasında ve bu kararın daha öncesinden yani fiyatlandığını görebiliyoruz Türkiye tarafında. Borsa İstanbul bazında da dün neredeyse yatay bir açılış ve kapanış yaptığını da söyleyebiliriz. Kırılgan beşli içerisindeki para birimimiz için olası geri çekilmelerde 2.87.50, yukarıda ise 2.96 üzeri günlük kapanışlar bizim için yön konusunda net bir teyit verecektir. Bugün volatilitenin fazla olması nedeniyle pozisyonda olan yatırımcılarımızın temkinli olmasını tavsiye ediyoruz. Altında ise dün kısmen yatay bir gün geçirdik. 4 saatlik bazda 1.285 üzerinde kalıcılık, aşağıda ise 1.259 seviyesinin altında 4 saatlik yapılacak kapanışları takip etmemiz gerekecektir. Olası geri çekilmelerin devamı halinde 1.252, 1.245, 1.239 seviyelerine kadar satışlar sarkabilir. Ancak alımların devamı halinde ise 1.275, 1.285 ve 1.295 seviyeleri gündeme gelecektir. Invest Ağza Yatırım Menkul Değerler, iyi yatırımlar diler.